Değerli izleyicilerimiz, evet, pazar meydanındayız. Pazar Web TV'den, Rize Pazar'dan sizlere sesleniyoruz. Gördüğünüz gibi yazdan, evet, adeta yazı andıran bir gün. İnsanlarımız gördüğünüz gibi şu anda oturuyorlar. Evet, 31 Mart geldi geçti ve pazarda da 15 yıl sonra bildiğiniz gibi, evet, AK Parti belediyesi kesin olmayan sonuçlara göre, evet, Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti ve bu bağlamda tabii ki 15 senedir, evet, AK Parti tarafından yönetilen belediye başkanlığının, evet, acaba AK Parti'nin kaybetmesine neden olan sebepleri, bakalım cevap verirseler vatandaşlarımıza soracağız. Evet, gördüğünüz gibi şu anda oturuyorlar. Şöyle yanaşalım. Evet. Merhabalar. Kolay gelsin. Ben pazar basınından, Cumhurbaşkanlığı basından geliyorum, gazeteciyim. Bir yayın yapıyoruz. AK Parti 15 sene sonra burayı kaybetti. Sizce neden kaybetti? Yayın, eğer düşünceniz varsa neden kaybetti diye söyleyebilir misiniz? Biliyorsunuz 15 sene sonra CHP'ye geçti. Düşünceniz nedir? Ne olan? Kısa olarak vatandaşa soruyoruz. Son zamanlardaki şeyde emekli maaşlarının şeyi çok büyük tepki, çok oldu. Çok büyük tepki oldu. Yani, bazı eksikler var tabii. Yani. En önemli noktada onu mu görüyorsunuz? Evet, hayat pahalılığı da var. En önemli nokta hayat, Hayat pahalı. İkincisi emekli maaş. Hayat pahalı ve emekli. Peki hükümet bu hayat pahalılığını görmedi mi? Yani sonuçları tahmin etmedi mi? Mesela biliyorsunuz bizi yöneten daha yüksek kapasiteli beyler var, insanlar var. Yani bunları tahmin edilemedi mi yani? Bildi ama işte başarılı olamadığı için oldu bu arada. Üzerine durmadı diyorum. Ben hükümetsin. Nasıl yani göremezsin. Daha fazla gidilmesi lazım bu devletler. Bu vatandaşın vergisiyle sen orada maaş alıyorsun. Vatandaş seni göndermiş oraya ki maaş alacaksın. Bizi idare edeceksin, haklarımızı koruyacaksın. Evet. Ama maalesef önemsenmedi. Devlet vatandaşa böyle yaptı yani. Öyle düşünüyoruz. Peki, teşekkür ediyoruz. Evet. Kolay gelsin. Biz yayın yapıyoruz da. AK Parti pazarları için kaybetti. Kısaca varsa teşekkür ederiz. Düşüncelerini söylemiyorlar. Evet, saygı duyuyoruz. Sadece bir araştırma yapıyoruz. Seçimler bitti. Oturuyorlar. Kolay gelsin. Ben pazar basınından geliyorum da bir araştırmamız var. Herkese soruyoruz. Eğer bir mahsuru yoksa da 15 senelik AK Parti burada belediyesi vardı. Kaybetti. Sizce yani sonuç ne olabilir? Kısa bir şey söyler misiniz? Yani neden kaybetti sizce? Önce bakalım beyefendi. Emekliden. Aynı emekliden. Emeklinin hakkını vermedi. Bir şey daha söyleyeyim ben. Buyurun yani, ben yani özgür. Tabak konuşacağım. Hayvana, biraz tabii kimseye hakaret etmek falan yok. Hayvana, hakaret yok. Fakat yani çünkü basın yok hayvana ama. Hayvana yem vermeyince ne olur? İsyan eder diyorsun yani. İsyan eder, süt vermez, ciriz olur. Tekme atar. Şimdi bak işte. Bundan oldu. Evet, halkı görebileceksin. En fazla emeklilerden şeydi. Peki görmedi mi? Yani hani sen, ben, biz, bizden daha okumuş, daha tahsilli insanlar yönetiyor bu Türkiye'yi. Öyle değil mi? Kabul edelim yani. Evet. Yani bunu görmediler mi? Ne dersiniz? Görmediler ki böyle oldu. Peki. Görmedi. Teşekkür ederiz. Evet. Şimdi görmediler ki böyle oldu. Evet. Evet, bazı düşünceleri alıyoruz gördüğünüz gibi. Evet, kolay gelsin. Ben gazeteciyim de böyle bir araştırma yapıyoruz, soruyoruz. AK Parti pazarda kaybetti uzun süre, 15 senedir AK Parti yönetiyordu. Kısa söyler misiniz, bir mahsur yoksa, neden sizce, neden kaybetti yani AK Parti pazardan, için kaybetti? Var mı düşünceniz? Yani kafanıza gelen herhangi bir şey söyler misiniz yani? Niçin? Ha, tamam, siz yok, evet, herhangi bir şey, evet, söylemiyorlar. Dediğimiz gibi burada oy kullanmadım diyorlar.
Gördüğünüz gibi böyle sıradan dolaşıyoruz. Amacımız araştırmacı olarak evet şeyler sormak, geliyoruz. Kolay gelsin. Ben pazar basınından geliyorum da bir araştırma yapıyoruz pazar basını olarak. AK Parti burada 15 sene sonra kaybetti. Sizce nedeni ne olabilir diye halka soruyoruz. Bir şeyler söylemek ister misiniz? Neden kaybetti? Ne? Düşünceniz ne olabilir? Siz neden kaybetti? Evet, yani kimseye hakaret etmeden, kimseye suçlamadan sebebi ne olabilir diye uzatıyoruz size mikrofonu. Hayat pahalı. Emekliliğin az maaş alması. Bunlar sebep, bunlar diyorsun. Görmedi mi bunu peki? Göremedi mi? Bilmiyorum. Görmüştür illa ki ama düzeltemiyorum. Düzeltemiyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. Evet, böyle dolaşıyoruz, geziyoruz. Dediğimiz gibi. Evet, kolay gelsin. Ben pazar basınından geliyorum da böyle araştırma yapıyoruz. AK Parti pazarda 15 sene üzerine kaybetti. Siz burada mı oy kullandınız ya da nedeni ne olabilir diye, eğer bir mahsuru yoksa sebebi nedir? Yani ne düşünüyorsunuz? 15 senedir pazarı yöneten bir yönetim AK Parti şimdi kaybetti. Evet. Peki yani ne düşünüyorsunuz? Kaybetmesinin sebebi ne olabilir? Var mı? Olabilir. Peki. Olabilir. Neden kaybetmiş olabilir? Bir düşünceniz var mı? Düşünce alıyoruz biz. Cumhurbaşkanlığının bu enflasyonu onda verdiği ondan. Hayat pahalılıklarına geliyoruz. Peki. Teşekkür ederiz. Size emeklilere zam vermedi. Emeklilere zam vermedi. Enflasyonu şey yapmadı. Yönetim kontrolü yapmadı. Buradan kaybettik. Evet. Evet. Emeklilere zam vermedi. Hayat pahalılığını önlemedi diye şeyler var. Evet, gördüğünüz gibi şöyle dolaşıyoruz. Birkaç. Aha. Evet, bu arada bakalım. Evet. Şimdi bir vatandaşımızı gördük. Evet, hayırdır? O hayırdır bu? Bu CHP'yi kutlamak için geldi. Beni zorladı. Bu ismi ne bunun? Ne diyeyim? Bunun ismi nedir? Var mı bir ismi var Memoş, mı? Memoş. Maşallah. Evet. Bu ne? Neden bu küçük yavru, ne diyorlar buna? Keçi. Keçik. Neden oğlak mı? Keçi oğlak. Keçi oğlak. Geçilir. Ha, çıkacak bu. Kedi köpek değil yani. Yok. Siz o yok, hayır, şimdi değil derken şöyle yani, kimileri kedi seviyor, kimi köpek dolaştırıyor da. Ha yani. Ne olduğunu bilemiyorum. Ya siz şimdi beni anlamadınız. Ben diyorum ki dinle beni. O ki soruyu sordunuz. Ben de diyorum ki kimi köpek besliyor, değil mi? Tamam mı? Kimi köpek besliyor, kimi kedi besliyor da neden bu? Bu keçinin zevki ayrı, köpeğin zevki ayrı, kedinin zevki ayrı. Evet. Artı bende yeni doğmuş kedim var. Maşallah. 4 tane yavrusu var, dik kulaklı. Yani hayvan... Ya satsam 3 milyar bir kedinin yavrusu. Evet, evet, hayvan sevgisiyiz. Gördüğünüz gibi, şöyle dolaşıyoruz. Hava güzel, yaz havası var. İnsanlar seçim sonrası oturmuşlar. Gördüğünüz gibi duygu düşüncelerini soruyoruz bazı insanlara. Bakalım. Evet, burada olmazsa olmazlarımız da var, biliyorsunuz. Kolay gelsin. Ben pazar basınından geliyorum da seçimler bitti, böyle bir araştırma yapıyoruz. 15 senelik AK Parti belediyesi acaba neden kaybetti? Yani AK Parti neden kaybetti? Bilginiz varsa, bir mahsur yoksa söyleyebilir misiniz? Yani AK Parti pazarda niçin kaybetti? Düşünceniz nedir? Bana ne söyleyeyim? Bilmiyorum. Yok, şunu var, diyorum. Varsa düşünceniz, yoksa bir şey yok. Söylememize gerek yok. Evet, nedir mesela? Ortam gösteriyor. Ortam gösteriyor. Belediyenin tutumu. Pasiflülüğü. Herhangi bir şey yapmak. Başka? Bilmiyorum, ben soruyorum size. Ben artı
Var mı düşünce? Bak sıkıntılar. Soruyorum yani. Ben şunu söyleyeyim. Madem bu işi yapıyorsunuz. Evet yani. Yani 3 tane emeklilerin 2 tanesi ben dolayı tepki olarak oy gitmiştir. Tepki oyu gitmiştir. Yoksa CHP'nin %25 oyu yine %25 oyunu artırmamıştır. Evet. Tepki oyları CHP kazanmıştır. Evet, tepki oyu ve pazardaki biraz belediyenin daha icraatın iyi olmaması diyorsunuz. Hükümetin adamı ve hiçbir şey yapılmadı. Tamam. Sizin var mı söyleyeceğiniz bir şeyler? Sahili örnek görüyorum. Evet. Demek ki yapan kazanır. Evet yani bilmiyorum. Sizin teşekkür ederim. Evet şöyle geliyoruz. Bakalım. Evet gelelim. Size de kolay gelsin. Biz bir araştırma, küçük araştırma yapıyoruz. 15 senedir pazarı AK Parti yönetiyordu. Şimdi AK Parti'nin kaybetmesinin sebepleri ne olabilir? Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Yani neden kaybetti sizce? Vatandaşa uzatıyoruz. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Yani sebebi ne olabilir bilmiyorum. Yani bir şey söylerseniz. Yani neden? Sizce neden? Çünkü 15 sene. Evet çok kısa. Evet. Evet. Kendini mi bulsunlar? Ya biliyor zaten herkes belli. Ya biz de vatandaşa soruyoruz emekliye işte. Emekliye vermiyorsun. Emekliye verme. Ha emekliye ver. Evet çoğu emekli. Şimdi onlar düşünsün. Emek en büyük faktörlerden biri emekli diyorsun. Başka bir şey yok. Tamam teşekkür ediyoruz. Ona bir ceza düşün. Evet teşekkür ediyoruz. Evet dediğimiz gibi. Evet çoğu gördüğünüz gibi. Evet aynı noktalarda şu anda bulunduğumuz bölgede genelde emekliler meydanı diyebiliriz. Şu anda gördüğünüz gibi çoğu banklarda oturan kişilere baktığınız zaman evet. Hepsinin belli bir yaşın üzerinde emekli insanlar olduğunu evet, görüyoruz. Dediğimiz gibi araştırmalarımız devam ediyor. Birkaç röportaj daha alalım. Evet. Kolay gelsin. Bir mahsuru yoksa ben biliyorsunuz pazarda bir araştırma yapıyoruz. 15 senedir AK Parti Belediyesi CHP'ye geçti. Acaba sebebi ne olabilir? Yani AK Parti 15 sene elinde tuttuğu bu belediyeyi neden kaybetmiş olabilir? Düşünceniz eğer bir mahsuru yoksa söylerseniz araştırıyoruz. Ne dersiniz? Var mı söyleyeceğiniz bir şey? Ya öyle şimdi belediyeden ben değilim. Kimseye yani hakaret yapmadan yok, sadece kısa çünkü bu araştırmadır. Belediyenin yaptığı çalışmadan kimse memnun değil sanırım. Evet. Artık bu Cumhurbaşkanlığı'nın emekliye karşı yaptığı şeyler, hep bunlar budur. Ve şunu da diyeyim, CHP'nin aldığı oy kendi oyu değil, tepki oyu değil. Evet. Peki şunu da soruyor vatandaş. Yani evet, belki belediye pazarda bir şeyler yapmadı ama evet. Belediye başkan adayı olarak gelen yani Ekrem Kılıç'ın evet. Bunu yapmayacağı ne malum. Yani şimdi de denenmiş olsa dersin ki bir sene, 5 sene yaptı, 10 sene yaptı, 15 sene yaptı da yine bu adam yani vatandaş bunu da söylüyor. Bunu da açık ve şeyle söyleyelim. Yani Ekrem Kılıç yani tamam yani geldi o da söz verdi. Yani Kılıç'a verdik biz de olmadı. Ne yapalım? Olmadı. Yani o yani evet. Abimiz ama olmadı. Dediğimiz gibi yani bu pazarda yapılmayan belki yani vatandaşın dediğini söylüyorum. Bir takım şeyler olmayabilir ama şimdi ya Allah ya Bismillah yeni gelmiş yeni soyulmuş. Adam da bakalım işe başladı mı başlamadı mı yani onun için. Evet, yani daha çok diyorsunuz ki emekli faktörü biraz da pazardaki olumsuzluklar bu sonucu getirdi diyor. Teşekkür ederim. Evet, düşünceleri böyle aktarıyoruz. Gördüğünüz gibi biz evet AK Parti'ye de oyumuzu verdik dediler ama ki olmadı. Evet, gördüğünüz gibi yapmış olduğumuz kısa araştırmalar bunlar. Evet, güzel bir ortam, yaz ortamı var. Evet, inşallah dediğimiz gibi çok güzel şeyler olur. Çok iyi şeyler olur diye düşünüyoruz. Şöyle bir yaklaşayım efendim. Ben pazar Cumhurbaşkanlığı basınından geliyorum. Böyle bir araştırma yapıyoruz. Böyle herkese soruyoruz. Bir mahsuru yoksa
15 senelik AK Parti pazarda kaybetti. 15 senedir burayı yönetiyordu. AK Parti'nin burada kaybetmesinin sebebi çok kısa, düşünceniz ne olabilir? Var mı? Eğer yani isterseniz paylaşalım. Ne düşünüyorsunuz? Neden kaybetti? Bunu aslında bir şey söyleyeyim mi? Evet, dinliyorum. Yönetime söyleseniz daha iyi olur. Kime? Yönetimde yönetim ayrı da ama halkın düşüncesi de ayrı. Yani onu biz söylüyoruz. Halk ne düşünüyor? Biz şimdi halkın düşüncesi de önemli. Bu araştırmadır. Yani sizin yani sizce ne olabilir? Bilemem vallahi. Bilemez. Siz bir şey söyle. Tamam, bir şey söylemek istemediler. Evet. Verelim. Evet, kolay gelsin. Evet, bir mahsuru yoksa bir araştırma yapıyoruz. Ben basından geliyorum, pazar basınından. Soruyoruz, 15 senelik belediye başkanlığı AK Parti'deydi. AK Parti için kaybetti. Var mı söylemek için? Neden? Neden? Kimseyi kötülemeden sizin varsa düşüncenizi alabilir miyim? Teşekkür ederim. Ne düşünüyorsunuz? Neden kaybetti? Bizim düşüncemiz, demek millet benimsemedi de yapmadı demek. Yapabilecekleri yapmadı. Evet, yapılacak. Yapmadı ki millet memnun değil, gitti. Hmm. Bir de yani milletin kızgınlığı bu değil. Evet. Şu an itibariyle yayın kesiliyor. Yayındaki kesiklik dediğimiz gibi belediyenin internetinden yararlanıyoruz. Bu nedenle uzaklaştığımız anda evet yayınımız kesiliyor. Bu neden dolayı evet özür dileriz. Dediğimiz gibi evet yaptığımız küçük mini araştırmada hani odak noktası emekliye de geliyor. Evet, emeklilerin beklentilerinin karşılanmaması, biraz hayat pahalılığı, ister istemez pazarda olduğu gibi Türkiye'yi de herhalde evet bu duruma soktu. Yani genel mini araştırmamız sonucunda vatandaşların düşünceleri bu. Evet, daha sonra sizlere bağlanacağız. Hoşça kalın.